Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Şehir hastaneleri projelerinde sağlık alanında Aksaray'ı 5 yıldızlı otel konforuna taşıyan ve en son teknolojik tıbbi cihazlarla çok yakında sadece Aksaray için değil tüm bölge halkı için sağlık hizmeti sunacak olan yeni 400 yataklı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışı için gün sayılırken 200 yataklı ek hizmet binasının temel atma töreni gerçekleşti. 2015 yılı Mayıs ayında ihalesi yapılan ve temeli atılan 400 yataklı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi tamamlanırken, açılışından önce söz verilen 200 yataklı ek hizmet binasının temeli atıldı. Tacım Mahallesi'nde inşa edilen Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 200 yataklı ek hizmet binasının temel atma töreni dualarla gerçekleşti. İl Sağlık Müdürü Cengiz Han Kılıçarslan törende yaptığı konuşmada hastane projesi ve sağlık alanındaki değişim ve dönüşümle birlikte yaşanan gelişmelerden bahsederek projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Son 6 ayda biz Aksaray'da sağlıkta dönüşümle çok büyük yol aldık. Anjiyomuzu açmıştık 3 yıl önce, 3500 sayısını geçtik. Son Ocak ayından beri 25 tane bypass yaptık ilimizde. Obezite cerrahisi yapıyoruz. Herhalde devlet güvencesiyle çok büyük bir hizmet. Yaklaşık 20'nin üzerinde obezite cerrahisi yaptık. Sonra metabolik cerrahi ameliyatına başladık. Kalp kapağı ameliyatları yapıyoruz. Artık çocuklarımız çocuk yoğun bakım için sevk olmuyor. Bundan 5 yıl önce günde 6-7 olan sevk sayımızı 1'e 2'ye indirdik. Şu an ilimizden sadece ayda 50-60 sevkimiz gidiyor. Biz sağlıkta dönüşümü inşallah 1-2 yıl içinde tamamıyla bitireceğiz. İlimiz bir sağlık merkezi olacak. Kavşak noktası olduğumuz için hasta sayımız kesinlikle sıkıntımız olmuyor. Grup başkan vekilime ayrıca bize desteğine teşekkür ediyorum. Vekillerimiz ve hekim vekilimiz bize çok büyük destek oluyor sonuç yılda. Vali Bey de sağlığın her zaman içinde bizle beraber. Hepsine burada bütün sağlık camiası ve Aksaray'la adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kendisi de bir doktor olan AK Parti Aksaray Milletvekili ve adayı Mustafa Serden Geçti ise AK Parti dönemiyle birlikte Türkiye'de yaşanan sağlık alanındaki yatırımlardan söz ederek herkese teşekkür etti, sağlığın önemine dikkat çekti. Hastanemizi kurduğumuz zaman belediye başkanımız konuşmadığı için onu burada ben söylemek zorundayım. Bu hastaneye gelen giden tüm yolları belediye başkanımız yapacak inşallah. Onun talimatlarını verdi. Hastanemiz 400 yataklı hastanemiz faaliyete geçtiği zaman bütün vatandaşlarımızın buraya kolay ulaşımını sağlayacak, her türlü tedbir alınacak. Yeni hastanemizin ve açılacak Muzaffer Çakır Senlik Polikliniğimizin Aksaraylılarımıza, hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. AK Parti Grup Başkan Vekili İknur İnceöz verilen sözleri bir yerine getirmenin mutluluğuyla sağlıkta değişim ve dönüşümle Aksaray'ın sağlık alanında kazandığı öneme dikkat çekerek bir teşekkür konuşması yaptı. Gerçekten bir tarafta arkamızda, hemen arkamızda 400 yataklı nitelikli hastanemiz artık neredeyse bitmek üzere. Son temizlikler yapılıyor, içerisi yerleştiriliyor, bütün malzemeler alınıyor. Onlarla ilgili son olarak ödeneklerimizi çıkardık ve hızlı bir şekilde hastanemizi en yakın zamanda, öyle zannediyorum ki 1-2 aya kadar hastanemiz taşınmış olacak ve artık Aksaraylı hemşehrilerimiz yeni, modern, nitelikli odaları olan, biraz evvel Mustafa vekilimizin, değerli kardeşimizin de belirttiği üzere her biri nitelikli odalarda bir kişi refakatçisiyle çoğu odalarımız o şekilde olacak şekilde hemen arkamızdaki binada 400 yataklı hastanemiz bitti. Tarih 2015 yaz ayıydı, 7 Haziran seçimleri sonrasıydı. Bu hastanemizin temelini attık ve çok kısa sürede, artık eskisi gibi uzun sürelerde değil, 2-2,5 yıl gibi bir sürede burada bulunan hemen arkamızdaki o devasa bina, 400 yataklı ama kapasitesi çok daha yüksek olan ve hizmet alanı çok daha geniş olan hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Aksaray Valisi Aykut Pekmez de kısa bir konuşma yaparak sağlık hizmetlerinde Türkiye olarak kat edilen yola dikkat çekti. Devletimizin muhakkak birçok önemli görevi var. Ama insan sağlığı,
en önemli varlık olan insanın sağlığı, yaşamı söz konusu olan sağlık hizmetleri devletimizin en önemli hizmetlerinin en başında geliyor. Son yıllarda ülkemizde yapılan sağlık sektöründeki gerek fiziksel anlamdaki iyileştirmeler, gerekse teknolojik iyileştirmeler, gerekse personelimizin nitelik ve niceliğinin arttırılmasıyla ülkemiz Allah'a şükür bugün dünyanın en önemli, en modern sağlık sektörlerinden birine sahip haline gelmiştir. Bugün birçok Batı ülkesinden hastalar muayene tedavi olmak için ülkemize geliyor. Bu da gösteriyor ki ülkemiz şu anda sahip olduğu modern sağlık sistemiyle birçok Batı ülkesinden daha modern bir sisteme sahip. Yapılan protokol konuşmalarının ardından Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya hastane projesine sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. 200 yataklı ek hizmet binasının temeli Vali Aykut Pekmez, AK Parti Grup Başkan Vekili İknur İnceöz ve il protokolü tarafından dualar eşliğinde atıldı. Temel atma töreninin ardından Vali Aykut Pekmez, milletvekilleri ve adayları, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve temel atma törenine katılan davetliler birlikte yapımı tamamlanan ve çok yakında hizmete açılacak olan yeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni gezerek İl Sağlık Müdürü Cengiz Han Kılıçarslan'dan bilgiler aldılar. AK Parti Milletvekili ve adayı Cengiz Aydoğdu ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı birlikte seçim çalışmaları kapsamında Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Milletvekili adayı Cengiz Aydoğdu ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı esnaf ziyaretlerinin yanı sıra sokaktaki vatandaşlarla da görüşerek 24 Haziran seçimlerinin önemine değindi, destek istedi. AK Parti Aksaray Milletvekili ve adayı Cengiz Aydoğdu ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı seçim çalışmalarına Muhsin Çelebi Mahallesi'nde devam etti. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri öncesi saha çalışmalarına devam eden AK Heyet hem esnafları ziyaret ediyor hem de sorunlarını dinliyor. Esnafın ve vatandaşların çok sıcak karşıladığı milletvekili ve adayı Cengiz Aydoğdu ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ülkenin ve milletin bekası için 24 Haziran seçimlerinden çıkacak sonucun çok önemli olduğunu belirtiyor. İstikrarın sürmesi, ülkenin daha fazla gelişmesi için Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçtireceğiz vurgusunu yenileyen Aydoğdu, esnaflardan 24 Haziran seçimlerinde güçlü destek istedi. AK Heyet'in seçim gezilerinde vatandaşlarla diyalogları ise dikkat çekici. Vatandaşlar kendileriyle kurulan iletişim ve ziyaretlerle ön yargılarından kurtulduklarını dile getiriyor, destek sözü veriyor. İstikrarın sürmesi yönünde esnaflardan destek isteyen milletvekili ve adayı Cengiz Aydoğdu ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, esnaf ve sokaktaki vatandaşların ilgisine teşekkür etti, söz aldı. 24 Haziran seçimleri için tüm parti adayları çalışmalarını sürdürürken, Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili adayları Ramazan Kaşlı, Sefer Alkan, Aysun Hızlı Okur ve Fatih Önemli, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili adayları Ramazan Kaşlı, Sefer Alkan, Aysun Hızlı Okur, Fatih Önemli ve Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Cavit Çıtak, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri kapsamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında Cumhur İttifakı'nın gerekçeleri ve amaçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Seçim çalışmaları hakkında değerlendirme yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi heyeti sıcak karşılamadan dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ederek 15 Temmuz ve sonrasında yaşananların ülkenin birliğine, beraberliğine ve bekasına yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikteliğinin önemini vurguladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ziyaretten ve oluşan ittifaktan memnuniyetini dile getirerek, ülkemizin bekası ve geleceğimiz için ittifak içinde olduğumuz parti temsilcilerimizle iletişimimiz devam edecek. Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız sözleriyle Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Milletvekili adaylarına başarılar diledi.
Kimsesiz Çocuklar için Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneği tarafından iftar verildi. İftar programında kimsesizlerin kimsesiz tüm çocukların destekçisi Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgın eşi Hasibe Yazgı'ya teşekkür plaketi takdim edildi. Aksaray Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evlerinde kalan kimsesiz çocuklara iftar verildi. Aksaray Belediyesi Sosyal Tesisleri Piramit Kafe'de düzenlenen programda çocuklar iftar yaptı. Düzenlenen iftar programına Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Aksaray Şubesi ev sahipliği yaptı. Dernek Başkanı Kandili Aytekin yaptığı konuşmada kurum bünyesinde bakım ve koruma altında olan tüm çocukları kendi evlatları gibi gören, hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı'ya teşekkür etti. Belediye Başkanımızın eşi Hasibe Hanım'a bir teşekkürüm olacak. Derneğimize bize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başkanımızın zaten çalışmalarını biz yakından görüyoruz. Aksaray'ımız için çok güzel çalışmalar yapıyorlar, sağ olsunlar. Ama işi de oradan geri kalmıyor. Kadınlarımıza, özürlerini annelerine, çocuklarına, ezilmiş kadınlara el uzatıp İş sahibi yapıyor, ev sahibi yapıyor. Aynı zamanda kimsesiz çocuklara da çok yardımları oluyor. Ve derneğimize çok yardımları oluyor. Kendisinin hep yanımızda. Bize iyi oldu, destek olmak için. Çok ona teşekkür ediyoruz. Çalışmalarının devamını diliyoruz. Çocuklara aile sıcaklığını hissettiren Hasibe Yazgı'ya derneklerine sunmuş olduğu katkılardan dolayı plaket takdim etti. Şanslıyız Aksaraylı olarak. Çok teşekkür ediyorum. Derneğimize verdiği desteklerden dolayı bir teşekkür plaketimiz var. Kendilerine takdim ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Hazreti Hanım. Kendi çalışmalarım Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği ve kendilerinin çalışmaları da gerçekten takdire şayan. Ben de kendisine çok çok teşekkür ediyorum ve her zaman destekçisiyim. Aksaray Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu üyelerine yönelik bir iftar programı düzenledi. Aksaray Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Mesut Konuk ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine katılan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, burada yaptığı konuşmada esnaflara yönelik yeni küçük sanayi sitesi projesi hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ağaç İşleri Esnaf Odası'nın geleneksel iftar yemeğine katıldı. Aksaray Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Mesut Konuk, davete icabet eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, beraberindeki belediye meclis üyelerine ve tüm oda üyelerine teşekkür ederek bir arada iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise yeni sanayi projesinde kendisine destek veren esnaflara bir kez daha teşekkür ederek proje ayağında yüklenici firmanın şantiyesini kurmaya başladığını ve çok yakın bir tarihte projenin temellerini atacaklarının bilgisini paylaştı. Dualarla birlikte yapılan iftarın ardından Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Mesut Konuk, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Yönetim Kurulu üyeleri birlikte oda üyesi misafirleri uğurladı. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberlerle karşınızda olduk. Yeni günde yeni gelişmelerde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.